Akademiden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kimyasal türler arası etkileşimler ünitesini işleyeceğiz. Yepyeni bir ünite. O yüzden haydi gelin hız kesmeden dersimize başlayalım. Tabii ki bu derste neler göreceğiz? Gelin önce bir ona göz atalım. Kimyasal türlerle tanışacağız. Bu kimyasal türleri atom, molekül, iyon olmak üzere 3 sınıfta inceleyeceğiz. Daha sonrasında bu kimyasal türleri sınıflandıracağız. Tabii ki Neye göre sınıflandıracağız? Bağlanan türlere göre önce sınıflandıracağız. Daha sonrasında ise bağın sağlamlığına göre ne yapacağız? Bu kimyasal türleri sınıflandıracağız. Tabii ki derse başlamadan önce ödevlendirmemizi yapalım. Bu süreçte bize ne eşlik edecek? 0'dan 9'a konu anlatımını soru bankası eşlik edecek. Burada sayfa 112'den 116'ya kadar olan kısmı ne yapacağız? Bir güzel çalışacağız. Çalıştıktan sonra sorularını çözeceğiz ve böylelikle konumuzu pekiştireceğiz. Yetecek mi? Tabii ki yetmeyecek. Bir de bu süreçte bize Dinamo soru bankası eşlik edecek. Dinamo soru bankasından da yine aynı şekilde sayfa 101'den 104'e kadar olan kısımları çözeceğiz ve böylelikle konuyu iyice pekiştirmiş olacağız. O zaman haydi bakalım dersimize başlayalım. Evet, tabii ki neyi öğreneceğiz? Öncelikle kimyasal türlerimiz neler onu öğrenmemiz lazım. Nedir bu kimyasal tür onu bir öğrenelim. Maddeleri oluşturan farklı tanecikleri biz ne isim vereceğiz arkadaşlar? Kimyasal tür adını vereceğiz ve böylelikle aslında maddeleri oluşturan bu tanecikleri önce bir tanımamız gerekecek. Az önce söyledik aslında ilk kimyasal türümüz ne olacak? Atom olacak. Atomla tanışacağız. Neleri atom denirmiş onları öğreneceğiz. Daha sonrasında molekül kavramıyla tanışacağız. Atomun yanında molekülde bir kimyasal tür müymüş? Evet öyleymiş onu öğreneceğiz. Ve en sonda da üçüncü kimyasal türümüz olan iyon ile ne yapacağız? Tanışacağız. Peki o zaman haydi gelin başlayalım. Yavaştan kimyasal türlerden ilki olan atomla tanışalım. Atom nedir? Öncelikle tabii ki neyi bileceğiz? Tanımını bileceğiz. Bakın maddenin ortak özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına biz ne isim vereceğiz? atom adını vereceğiz arkadaşlar. Gördüğümüzde bir kimyasal türe baktığımızda hangisi atomdur tanıyabilmemiz lazım. O yüzden diyoruz ki metaller ve soy gazlarla bir önceki ünitemizde periyodik cetvelde tanışmıştık. İşte o ünitede tanıştığımız metaller ve soy gazlar doğada tek atomlu halde bulunurlar. İşte biz atom deyince o zaman aklımıza neler getireceğiz? Metalleri ve soy gazları getireceğiz. Bakın farkındaysanız metaller ve soy gazlar için tek atomlu halde bulunurlar dedik. İşte biz tek atomlu bulunan elementlere aslında mono atomik element adını da verecek miyiz? Vereceğiz. Mono aslında Latince'de ne demek? Tek demek. Yani bir anlamına geliyor. Tek atomlu olan elementler monoatomik element olarak ne yapılacakmış? Adlandırılacakmış. O zaman atom dediğimiz kimyasal türü ne olarak tanıdık? Metaller ve soygazlar olmak üzere iki şekilde aklımıza geleceğini ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Peki ikinci kimyasal türümüz ne olacak? Molekül olacak. Molekül bizim için çok önemli arkadaşlar. Molekülün tanımını önce bir öğrenmemiz lazım. İki veya daha fazla ametal atomu bir araya gelince oluşturduğu aslında atom grubuna biz ne isim vereceğiz? Molekül adını vereceğiz. Burada bir araya gelen ametallerimiz aynı cins mi? Farklı cins mi? Bu bizim için çok önemli. Eğer şayet aynı cins ametal atomları bir araya gelirse biz bunlara element molekülü adını vereceğiz. Eğer şayet farklı cinste ametal atomları bir araya gelirse de biz bu moleküllere bileşik molekülü adını vereceğiz. O zaman diyoruz ki ikinci kimyasal türümüz olan molekül element molekülü ya da bileşik molekülü olarak karşımıza çıkabilir. Eğer aynı cins ametaller bir araya gelirse element molekülünü oluşturacak mı? Eğer farklı cinssel metaller bir araya gelirse de neyi oluşturacakmış? birleşik molekülünü oluşturacakmış. Bakın dikkat edin örneklerimiz var. H2, N2. O2 bizim için nedir? Aynı elementlerin bir araya gelmesi sonucunda oluşan element molekülleridir. İlla ikili şekilde bir araya gelmek zorunda değil bu atomları. O3 yani 3 tane oksijen atomu yan yana gelmiş ya da P4, S8 gibi bir araya geldiğinde neyi oluşturacak o zaman? Element molekülünü oluşturacak. Karbondioksit örneği yani CO2'yi düşünelim ya da H2O'yu düşündüğümüz zaman burada karbon ve oksijen birbirinden farklı Farklı cinsli ametaller olduğu için de bileşik molekülü olarak adlandırılacak mı? Evet adlandırılacak. Neye dikkat etmemiz lazım? Eğer moleküller iki atomluysa, biz bunlara Latince de iki di demektir arkadaşlar. O yüzden diatomik adını vereceğiz. Eğer O3 gibi üç atomluysa, biz bunlara triatomik element molekülü adını ne yapabiliriz? Verebiliriz. O zaman H2, N2, O2 diatomik element molekülüyken O3 üç atom atomlu olduğu için triatomik bir element molekülüdür. Peki 3'ten fazlaysa yani P4, S8 gibi ise de bunları biz poli atomik element molekülü adını verebiliriz. Adı üstünde poli diyorum. Poli çok demek arkadaşlar. Yani çok atomlu element molekülü olarak ne yapacak? Karşımıza çıkacak. Bakın burada çok önemli bir bilgimiz var. Gelin bu bilgiyle bir tanışalım. Az önce biz ne dedik? Molekülün yapısında kesinlikle ne olacaktı? Ametal atomları olacaktı. Bu bizim için önemliydi. O yüzden diyoruz ki iyonik bağlı bileşikler molekül olamazlar arkadaşlar. Bizim için çok önemli. Mesela Sodyum klorürü düşündüğümüz zaman yapısında bir metal bir de ametal olduğundan dolayı iyonik bağlı bir bileşiktir kendisi ve biz buna ne diyemeyiz molekül diyemeyiz çünkü molekülün yapısında sadece ne olacaktı ametal atomları olacaktı lütfen bunu unutmayalım kocaman bir yıldız attık peki üçüncü kimyasal türümüz olan iyon kavramıyla bir de tanışalım aslında biz iyonu daha önceden sizinle öğrendik mi öğrendik nerede öğrendik derseniz Atomun yapısında öğrendik. Katyon ve anyon kavramıyla burada ne yapmıştık? Tanışmıştık. Elektron vermiş ya da almış atom veya atom gruplarına biz ne isim verdik? İyon adını verdik. Eğer bir atom ya da bir iyon elektron verirse elektron sayısı kadar neyle yüklenir? Elektron verdiği için pozitif yükle yükleniyordu. Eğer bir atom elektron alıyorsa da aldığı elektron sayısı kadar negatif yükle yani eksi mi yükleniyordu. Evet. Mesela en basitinden magnezyum atomu ne yapmış? 2 elektron verip artık bir iyon haline mi geçmiş? Evet. Hatta iki elektron verdiği için artı iki yüklenmiş. Alüminyuma baktığımda ise 3 elektron verdiği için ne diyeceğim? Artı 3 yüklendi. Elektron alsaydı nasıl yüklenecekti? Eksiyle yüklenecekti. Oksijene bakıyorum iki elektron almış yani eksi yüklenmiş. Ya da azot 3 elektron aldığı için eksi 3 iyon yüklenmiş mi sahip. Evet, biz bunları dediğim gibi atomun yapısında aslında öğrenmiştik ve orada pozitif yüklü iyonlara biz katyon adını vermiştik. Negatif yüklü, eksi yüklü olan iyonlara ise anyon adını vermiştik. Yani aslında üçüncü kimyasal türümüz olan iyonu biz biliyoruz. Yalnız burada yeni bir kavramla çalışacağız arkadaşlar. Eğer bizim atomumuz çok atomluysa bakın burada öğrendiğimiz şu ana kadar bildiğimiz iyonlar katyon ve anyonlar nasıldı? Tek atomluydu. Sadece magnezyum atomu, sadece alüminyum atomu vardı. Ama eğer yapısında birden fazla türde atom bulundurursa bu çok atomlu olur ve biz çok atomlu iyonlara kök adını vereceğiz arkadaşlar ve kökleri kesinlikle iyi tanımalıyız. Bu ünitede bize bu liste çok lazım. O yüzden yine buraya kocaman bir yıldız attım. Mesela dikkat edin CO3-2 iyon yüküne sahip olan çok atomlu anyonumuz yani kökümüzün adı neymiş? Karbonat köküymüş. Kesinlikle hem isimlerini hem de aldığı şu iyon yüklerini bilmemiz gerekiyor. Adlandırmalar yapacağız çünkü bu ünitede ve orada bu listeye kesinlikle ihtiyacımız olacak. Bakın bu iyon ise bir karbonat iyonu olarak adlandırılıyormuş. NO3-1 iyon yüküne sahip kökümüz tabii ki nitrat değil nitrat kökü olacak arkadaşlar nitrat olarak ne yapılacak adlandırılacak SO4-2 iyon yüküne sahip olan iyonumuz sülfat PO4-3 iyon yüküne sahip iyonumuz fosfat olarak karşımıza çıkacak yine hipoklorit iyonunu vermişler ve hidroksit iyonunu vermişler bu iyonlar bizim için değerli mi oldukça değerli o zaman diyoruz ki bunlar da birer anyondur bunlar da birer köktür yani iyondur ve biz bunlara özel olarak ne diyormuşuz kök adını ve veriyormuşuz. Pekala o zaman neler gördük şu ana kadar? Kimyasal türlerle tanıştık. Atom, iyon ve molekül olmak üzere üç tane kimyasal türümüz varmış. Bunu gelin bir de soruyla beraber pekiştirelim. Yukarıda verilen türlerden hangileri moleküldür diyor. Biz molekülü kendi arasında ikiye ayırmıştık hatırlarsanız. Bir, element molekülüyle tanışmıştık. Element molekülünde aynı cinsten ametal atomları bir araya geliyordu. Bir bir de bizim neyimiz vardı? Bileşik molekülümüz vardı. Bileşik molekülünde ise farklı cinsli ametal atomları bir araya geliyordu. O zaman ona göre burada bir ayrım yapabilirim. En iki görüyorum. Azot dediğimiz adam nerede bulunuyordu? 5A grubu elementiydi. Yani kendisi bir ametal miydi? Evet ametaldi. O zaman bu bir aynı cins e, ametal atomlarının bir araya gelmesi sonucunda oluşan element molekülü müdür? Evet. Şuraya baktığımda ikinci ve üçüncü öncülde eksi yükler görüyorum. Eksi yükler bana aslında anyon olduğunu mu gösteriyor? Evet. Çünkü elektron alan bir atom eksi yüklenirdi ve anyon olurdu. Yani bu aslında kimyasal tür olarak hangi sınıfta yer alır? İyon sınıfında tabii ki ne olacak? Yer alacak. Peki dördüncü öncülde verilene dikkat edelim. Azot ve oksijenden oluşan yani iki atomun yapısında bulundurduğu için farklı cinsli iki atomu bir araya gelmiş. Buna biz ne diyeceğiz? Bileşik molekülü adını mı vereceğiz? Evet. O zaman birinci öncülde gördüğümüz element molekülüydü. Dördüncü öncülde gördüğümüz ise bileşik molekülüdür. Evet. Peki. Beşinci öncüde verilene dikkat eder misiniz? Kalsiyum bir metal yanında da bir ametal olan oksijen atomu var. Yani burada ben iyonik bağlı bir bileşik mi görüyorum? Evet o zaman diyoruz ki iyonik bağlı bileşikler ne olamazdı? Molekül olamazdı. Bunu da kesinlikle bu sınıfta ne yapmayacağım? Almayacağım. O zaman cevabımız ne geldi? 1 ve 4 olarak karşımıza çıktı. Pekala bir başka sorumuza göz atalım. Hangileri bu sınıflandırmada hangileri hatalıdır demiş. Birinci öncülde verilen O2'ye atom demişler arkadaşlar. O2 nedir? Aynı cinste iki ametal atomunun bir araya gelmesi sonucunda oluşan bir element molekülüdür. Bir atom değildir. Birinci öncülümüz hatalı mı? Evet hatalı. Diğerlerine de bakalım ama yine de. Sodyum evet artı bir bir katyon yani bir e, iyon. Karbondioksit vermişler. İki A metalden oluşuyor. Bu bir molekül müdür? Evet moleküldür. İkinci öncüle geldiğinde ise argon 8 ada bulunan bir soy gaz mıydı? Evet. Soy gazlar ve metaller atom sınıfında yer alırdı. Doğru mu? Doğru. Peki yana geldiğimde magnezyumun üzerinde artı 2 iyon yükü görüyorum. Bu bir katyon mu? Evet katyon. O zaman iyon sınıfında mı yer alacak? Kesinlikle iyon sınıfında yer alacak. H2'ye baktığımda aynı cins ametallerden oluştuğu için bir element molekülü olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz. O zaman ikinci öncülümüzde herhangi bir sıkıntımız yok. Doğru yani. Üçüncü öncüle geldiğimde sodyum bir metal bir A grubunda bulunuyordu. Yani bir atom Atom mudur? Evet atomdur siyanür kökü vermişler bakın bize çok atomlu bir iyon vermişler. Bu da doğru mudur? Doğrudur. Peki H2O'ya geldiğimde farklı cinsli ametallerden oluştuğu için kendisi bir bileşik molekülü müdür? Evet bileşik molekülü. O zaman üçüncü öncülümüzde de herhangi bir hatamız yok. O zaman cevabımız ne geldi? Yalnız bir geldi. Haydi bakalım bir başka sorumuzla konumuzu iyice pekiştirelim. Verilen köklerden hangisi veya hangileri doğru adlandırılmıştır diye soruyor yani az önce bir tablomuz vardı hatırlarsanız o tabloyu kesinlikle bilecektik. Bakıyorum o tabloda verilen NO3-1'in adı nitrat mıydı? Evet nitrattı. O zaman bu doğru verilmiş. Peki sülfat kökü SO4-2 midir dersek evet doğru. Herhangi bir sıkıntım yok. Siyanürü nasıl gösteriyorduk? CN-1. Bu da doğru. Hidroksit köküne baktığımda OH-1 şeklindeydi. O zaman diyoruz ki verilen köklerin hepsi doğru verilmiş ister. Pekala. Yani o zaman ne yaptık? Kimyasal türleri mi tanıdık? Atom, iyon, molekül kavramıyla tanıştık. Sırada ne var? Bu türleri sınıflandırma var arkadaşlar. Biz kimyasal türleri bağlanan türlere göre ve bağın sağlamlığına göre olmak üzere iki sınıfta mı inceleyeceğiz? Evet bağlanan türleri de atomlar arası ve moleküller arası bağlar olmak üzere yine kendi içinde ikiye ayıracağız. Mesela burada bir görsel verilmiş. Bağlanan türlere göre yapılan sınıflandırmada bu görsellerden faydalanacağız. Hadi gelin bağlanan türlere göre olan kısmı bir sınıflandıralım. Şimdi bağlanan türlere göre sınıflandırmayı ne dedik? Atomlar arası ve moleküller arası olmak üzere iki grupta inceleyeceğiz aslında. Atomlar arası olunca aynı veya farklı tür atomlar bir araya gelecekler ve birbirleriyle ne yapacaklar etkileşecekler bu etkileşimler Sonucunda atomların arasında bir takım bağlar oluşacak. İşte biz bu bağlanan türe göre atom atom bağlandığı için atomlar arası bağlar oluşur mu diyeceğiz. Evet yalnız burada kritik noktamız şurada başlıyor. Atomlar arası bağların hepsi güçlü veya zayıftır diyemeyiz arkadaşlar. Mesela demin atomları arasındaki bağlar güçlü etkileşime örnek olacak ancak. Helyum atomları arasındaki bağların zayıf olduğunu söyleyeceğiz. O zaman diyoruz ki atomlar arasındaki bağların hepsi güçlüdür ya da hepsi zayıftır diyebilir miyiz? diyebiliriz. İkisi de aslında baktığınızda atomlar arası bağlardı ama biri güçlü, biri zayıf olabildi mi? olabildi. Peki, o zaman bağlanan türe göre atomlar arası bağlarımız olabilirmiş, bir de ne olabilirmiş? moleküller arası bağlarımız olabilirmiş. Gelin bir de ona göz atalım. Burada da yine aynı veya farklı tür moleküller bir araya gelecekler ve moleküller arası bağları oluşturacaklar. Bakın moleküller arası bağlar kesinlikle zayıftır. Yani moleküller arasında oluşan tüm etkileşimleri biz zayıf etkileşim adını verebiliriz. Ama atomlar arasında oluşan bağlara biz ne diyemedik? Kesinlikle zayıftır ya da kesinlikle güçlüdür diyemedik. İşte bu ayrım aslında bizi ikinci sınıflandırmayı yapmaya zorluyor. Yani bağlanan türlere göre değil de bağın sağlamlığına göre sınıflandırma yapacağız. Hani az önceki görselimiz vardı. Gelin bir de ona tekrardan göz atalım. HCl molekülü verilmiş. Bakın iki molekülün arasındaki şu etkileşim nedir? Zayıf etkileşimdir. Ama Atomlar arasında ise azot ve hidrojen atomu arasındaki şu bağlar nedir? Atomların arasındaki bağlardır. Yani moleküller arası deyince iki molekülün arasını inceledik. Atomların arasına bakmadık. Ama atomlar arası deyince iki ametal atomunun arasına mı baktık aslında? Evet bu ayrımı iyi yapmamız lazım. O zaman bağlanan türleri gördük. Ama bağlanan türlere göre değil bir de biz bağın sağlamlığına göre aslında kimyasal türleri sınıflandıracağız mı? Evet sınıflandıracağız planlandıracağız. O zaman bir de onu incelememiz lazım. Şimdi Asıl bağın sağlamlığına göre kimyasal türleri sınıflandırdığımızda güçlü ve zayıf etkileşimler karşımıza çıkacak. Unutmayın çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden büyükse güçlü etkileşimler oluşur arkadaşlar. O zaman diyoruz ki güçlü etkileşimlerde mantık neymiş? E, çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden büyük olacakmış. Eğer böyle bir oluşum söz konusuysa kimyasal bağımız mı oluşacak aslında? Evet kimyasal bağ güçlü etkileşim demektir. Ama şayet çekme ve itme kuvvetleri birbirine yakınsa işte o zaman bizim için zayıf etkileşimlerin meydana geleceğini söyleyebiliriz. O zaman diyoruz ki biz asıl kimyasal türler arası etkileşimleri güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere ikiye ayıracağız. Güçlü etkileşim deyince aklımıza kesinlikle kimyasal bağ gelecek. Zayıf etkileşim deyince de aklımıza kesinlikle fiziksel bağlar gelecek arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Peki sadece böylelikle ikiye mi ayıracağız? Tabii ki hayır. Güçlü etkileşimleri de kendi içerisinde 3 grupta inceleyeceğiz. Zayıf etkileşimleri de kendi içerisinde iki grupta inceleyeceğiz. Peki Güçlü etkileşim deyince yani kimyasal bağ deyince aklımıza hangi bağlar gelecek? Gelin bir de onlarla tanışalım. İlk güçlü etkileşimimiz iyonik bağ olacak arkadaşlar. İyonik bağ kavramıyla tanışacağız ve iyonik bağ bizim için önemli olacak. Daha önceden aslında öğrendiğimiz bir bağ mıdır kendisi? Evet. Metal artı ametal atomları bir araya geldiğinde iyonik bağı oluşturacağını görmüştük. Bildiğimiz bir kısım. Peki iyonik bağın dışında başka hangi kimyasal bağımız var. Kovalent bağı yine güçlü etkileşimler sınıfında mı biz inceleyeceğiz? Evet. Üçüncü güçlü etkileşimimiz ise ne olacak? Tabii ki metalik bağ olacak arkadaşlar. Bakın yepyeni bir kavram bu kısımda karşımıza çıkacak. O zaman güçlü etkileşimleri kendi içinde ne yaptık? Üç sınıfta inceleyeceğimizi öğrendik. Geldik zayıf etkileşimlere. Zayıf etkileşimleri de biz Van der Waals bağları ve hidrojen bağları olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Van der Waals bağlarıyla tanışacağız. Bunu da aslında kendi içinde dipol dipol, iyon dipol şeklinde inceleyeceğiz. Ama tabii ki şimdilik sadece zayıf etkileşimlerin Van der Waals bağları ve hidrojen bağları olmak üzere iki sınıfta yer aldığını unutmayalım. E peki o zaman diyoruz ki güçlü etkileşimler yani iyonik kovalent ve metalik bağ kimyasal bağı bize temsil ediyordu. Zayıf etkileşimler ise Van der Waals ve hidrojen bağı ise bize fiziksel bağı mı temsil edecek? Evet biz zayıf etkileşimleri fiziksel bağları moleküllerin arasında inceleyeceğiz ve kesikli çizgilerle göstereceğiz. Güçlü etkileşimleri ise atomların arasındaki düz çizgilerle ifade edeceğiz. Pekala o zaman diyoruz ki şu ana kadar bağın sağlamlığına göre madem sınıflandırma yaptık gelin bunu birazcık da pekiştirelim. Yukarıda verilen etkileşim türlerinden hangisi ya da hangileri kimyasal etkileşimlerdendir diye sormuşlar. Kimyasal etkileşim neydi? Güçlü etkileşimdi değil mi? Kimyasal bağ güçlü etkileşimdi ve biz kimyasal bağı, iyonik bağ, kovalent bağ metalik bağ olmak üzere 3'e ayırdık az önce. O zaman birinci öncülde verilen iyonik bağ bir kimyasal etkileşim midir? Kimyasal bağ mıdır? Evet. Hidrojen bağı zayıf etkileşimdi. Fiziksel bağydı. Onu almayacağım. Metalik bağ kimyasal bağydı, Yani güçlü etkileşimdi. Van der Waals bağları ise zayıf etkileşim miydi? Evet zayıf etkileşimdi. Yani fiziksel bağı bize söylüyordu. Sorumuzda kimyasal bağı sorduğu için ne diyeceğiz? 1 ve 3 doğru cevabımız olacak. Pekala yani o zaman bu kısımda neler gördük gelin bir tekrar edelim. Kimyasal türlerle tanıştık. Kimyasal tür deyince aklımıza atom gelecek dedik. Metaller ve soygazlar atom sınıfında yer alacaktı. Molekül deyince yapısında kesinlikle ametal atomları olacaktı. Aynı cins ametal atomları bir araya gelirse element molekülünü oluşturur dedik. Eğer farklı cins ametal atomlarını görürsek de kesinlikle bileşik molekülü oluşacağını söyledik ve hatta iyonik bağlı bileşik ne olamazdı? Molekül olamazdı. Bizim için önemliydi molekül. Daha sonra üçüncü kimyasal türümüz olan iyonla tanıştık. İyon deyince aklımıza katyonlar ve anyonlar gelecekti. Ekstra bir de buraya artık ne ekledik? Kök listesini ekledik. Çok atomlu iyonları ekledik. Kimyasal türlerle tanıştıktan sonra tabii ki bu türlerin arasındaki etkileşimleri mi göreceğiz dedik. Evet o zaman bu kimyasal türlerin arasındaki etkileşimleri göreceksek bunları bir sınıflandıralım dedik. Bağlanan türlere göre sınıflandırma yaptık. Atomlar arası veya moleküller arası bağlanan türe göre iki şekilde inceledik. Ancak atomlar arası etkileşimlerde baktığımızda kesinlikle güçlüdür ya da kesinlikle zayıftır diyemeyeceğimizi öğrendik e, moleküller arasındaki etkileşimlerin ise kesinlikle zayıf etkileşim olduğunu öğrendik. Ve en sonda da bağın sağlamlığına göre güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere kimyasal türler arası etkileşimleri ikiye ayırdık. Güçlü etkileşimlerde iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ ile tanışacağız dedik. Zayıf etkileşimlerde ise Van der Waals ve hidrojen bağı ile tanışacağız dedik ve dersimizi sonlandırdık. Evet arkadaşlar o zaman karşınız da ödüllü soru. Yorumlarınızı cevaplara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.